arkadaşlar. Yine bir dikdörtgen var, tamam mı arkadaşlar? Dikdörtgenin içerisinde ne yapmışız? 6 bölmeye ayırmışız ki 6 tane 5 kuruş gelecek. Tamam mı arkadaşlar? 6 tane 5 kuruş. Şimdi bunları ben tabii ki şekli biraz hızlı çizdiğimiz için, bir de çok da düzgün çizemediğimiz için böyle birbirine karışmış gibi gözükmesin. 5 kuruşlar, tamam mı arkadaşlar? Evet. 5 kuruşların çapı 2 santim. 5 kuruşların çapı eğer 2 santim ise bize yine niye soruyor arkadaşlar? Şu arada kalan 5 kuruşların arasındaki kalan alanların toplamını bize soracak. Nedir? Tabii çok çözdüğümüz için anladık. R'ler arkadaşlar, o zaman 5 kuruşların çapı 2 santim ise yarı çapı ne arkadaşlar? 1. Aman dikkat. O zaman buradan buraya kaç tane çap var? 3 tane çap var. 3 çarpı 2'den burası 6, ya da 6 yarı çap var. 6 çarpı 1'den 6. Buradan buraya kaç tane çap var? 1, 2. Evet, o zaman ne oldu burası arkadaşlar? 4 santim de burası. Pi'mizi yine buradan ne dedi bize? 3. Şimdi bu şekilleri gördüğünüz için artık ne yapıyorsunuz? Alışıyorsunuz. Halbuki gerçekten zor bir soru. Tüm alan ne? 6 çarpı 4'ten dikdörtgenin alanı 24 santimetre kare. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane dairemin alanını bulup 6 ile çarpacağım ben. Doğru mu? Pi çarpı r kareden bir tane 5 kuruşun alanını bulacağım arkadaşlar. 3 çarpı yarı çapı neydi? 1, 1'in karesi 1 eşittir 3, bir tanesinin alanı. Kaç tane arkadaşlar 5 kuruş var burada? 6 tane değil mi? O zaman 6 çarpı 3 diyorum. 18 santimetre kare bu 5 kuruşların kapladığı alan. Tüm alan 24'tü. 24'ten 18'i çıkarsam arkadaşlar 0, 6, yani 6 santimetre kare geriye kalan alan. Nasıl yapıyoruz görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çaplar kenar uzunluklarını tamamladığına göre buradan çapı ve yarı çapı hesaplıyoruz. Dolayısıyla dikdörtgenin alanı, dairenin alanı, istediğiniz şekli buradan çıkartabilme yeteneğiniz olacak. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet. Sorumuz şu. Bir kenar uzunluğu 6 santimetre olan kare, bir kenar uzunluğu 6 santimetre olan bir karemiz var. Bunun çevresiyle bir daire ile bu karenin çevresi eşit ise arkadaşlar, dairenin alanı nedir? Dairenin alanı nedir? Sakin, sakin okursanız, soruyu kaparsanız tak diye gider. 6, 6, 6. Diyor ki, bir daire ile bu karenin çevresi eşit ise, tabii ki pi'yi 3 al diyor. Dairenin alanı nedir? Ya bunun çevresi, dairenin çevresine eşit, bir eşitleyelim. Bunun çevresi ne? 6 çarpı 4'ten 24 santim. Bu da eşitmiş. Neye? Dairenin çevresine. Dairenin çevresi neydi? 2 çarpı pi çarpı r'ydi. Pi'yi biliyorum. Yerine koyarsam r'yi bulabilirim. Doğru mu arkadaşlar? 24 eşittir 2 çarpı 3'ten 6 r. R'miz buradan ne çıktı arkadaşlar? Yarı çapımız 4 santim. Çıkıyor mu 24'ü 6'ya böldüğümüzde? Güzel. Olay zaten bu. Şunu hayal ederseniz, ya bu çevre dairenin çevresine eşit olacak derseniz arkadaşlar, yarıçapı buradan tak diye çıkartırsınız. Yarıçapı çıkarttıktan sonra zaten alanı bulmak bebek işi değil mi arkadaşlar? Yarıçapı buldum ben. Ne yapıyorum? Pi çarpı r kare diyorum arkadaşlar. Pi'miz 3'tü. R'miz 4 ise 4'ün karesi 16 eşittir 48 santimetre kare. Tamam mı arkadaşlar? Hatta dese ki bunun çevresinin eşit olduğu dairenin alanı ile bunun alanı arasında ne kadar fark var dese onu da bulabiliriz. Bu 48'di daire. Kare ne oldu? 6 çarpı 6 36. Demek ki dairenin alanı daha büyük. 12 santimetre daha büyük santimetre kare olacakmış. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet. Bir tane daha sorum var. Bir tane daha soruyla beraber burayı tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane şöyle
Karemiz var. Tamam mı arkadaşlar? Şurada tam yarısında, tam yarısında arkadaşlar nasıl yapalım? Şöyle bir yarım daire çiziyorum. Tam yarısına, tamam mı? O merkezi yarım bir daire çizdim. Arkadaşlar bunun yarı çapının tam yarısı olan da şöyle bir daire çizdim, tamam mı? Bakın. Şurayı boyadım. Ve burayı boyadım. Tamam mı arkadaşlar? Dedim ki karenin çevresi arkadaşlar 48 santim ise boyalı alan ne kadardır? Yalnız bilgi şu. Şu yukarıdaki daire yarı çapı alttaki dairenin yarı çapının 2 katı. Tamam mı arkadaşlar? Bu bilgiyi de yazmıyorum ama söyleyerekten ifade ediyorum. Karenin çevresi 48 ise hemen takır takır bilgileri adım adım kullanacağım. Buranın alanı bulmam için buraların uzunluğunu bilmem lazım. Bakın şurası nedir? R büyük değil mi? Büyük çemberin yarıçapı. Bunun da yarısı, bunu bulduktan sonra bunun yarısından bunu da bulurum ben. Pi 3 alın demiş bize. Şimdi arkadaşlar 48 ise 4 tane aynı kenar var karede. Doğru mu? Bir kenarı ne olacak? 12 12 12 12 olacak. O zaman büyük çember, büyük daire diyelim. Büyük daire R1 diyelim. Yani büyüğünkine R1, küçüğünkine de R2 diyelim. R1 ne oldu arkadaşlar? Burası 12 ise yarısı 6. Küçük daire R2'si ne oldu arkadaşlar? Bunun yarısıydı. O da 3 santim. Burasına da 6 santim dediğim. Şimdi yarı çapları bulduktan sonra bunun alanını ve bunun alanını bulabilirim. Yalnız dikkat. Bu bir yarım daire. Tüm dairenin alanını bulup yarıya böleceğim. Bu da bir yarım daire. Bunun da tüm dairenin alanını bulup yarıya böleceğim. Yarım daire olduğunu görüyoruz değil mi arkadaşlar? Lütfen. Pi çarpı R kareden 3 çarpı 36 diyelim arkadaşlar. 108 yukarıdakinin tamamının alanı olurdu ama yarım daire olduğu için 2'ye bölüyorum. 54 santimetre kare. Küçüğe bakıyorum. Pi çarpı R kareden 3 çarpı 9 dedim arkadaşlar. 27 santimetre kare oldu. Hocam bunu da 2'ye böl. Ne oldu? 13,5 santimetre kare. Hocam virgülle çıktı. Çıksın, bizi ilgilendirmez arkadaşlar. Bunların toplamını sordu. 54 ile 13,5'i topladım. Buraya da virgül 0 yapıyordum değil mi? Toplama çıkartma yaparken. Yani burada basamak yoksa. Bu iki alanı topladığımızda 67,5 santimetre kare olaraktan toplam şu iki yarım dairenin, farklı yarım dairenin alanını bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar evet, çember ve dairenin sonuna geldik. Konularını anlattık. Çemberde uzunluk, belli bir parçanın uzunluğu, pizza diliminin uzunluğu, pizza diliminin alanı, sonra karışık alan soruları falan, bütün hepsini çözmeye çalıştık arkadaşlar. Çeşitlendirdik. Çember ve daire konusu burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere.